Nasılsın abi? Nasıl gidiyor? Edelim. Gayet güzel gidiyor her şey. Nasılsınız bu pandemi? Sağ olun. Sizin için sıkıntılı nasıl geçiyor sizin için? Vallahi gördüğün gibi sıkıntılı geçiyor. Peki pandemi süreci yazın tatilde mi geçti? Nasıl böyle yemek? Ben bu üçüncü gelişim İstanbul'a. Bodrum'da. Bodrum'da değildim. Bodrum'dan değilim ben. Ben şeydeyim. Asos'un yakınında Küçükkuyu var. Mart ayında gittik şeye, Küçükkuyu'ya. Sazlı altına. Orada evimiz var. Hep oradaydım ben. Güzel bir yer, yaşanacak bir yer. Bodrum biraz kalabalıklaştı tabii. Evet, yani o var. Pandemi şeyi de orada biraz daha az, yani daha dikkat ediliyor çevrede. Herhalde böyle karides yemekler yaparken böyle yemeğe mi vurdunuz biraz? Yok, ya o işte Instagram boş olmasın diye. Bugün de diyetisyenim var Ayşegül, ona geldim. Tartıldım. Biraz zayıflayayım mı dediniz? Kendimi hazırlayayım mı dediniz? Yok canım, zaten zayıfım da gene bayağı bir vermişim. Fit gördük ya. 1 kilo 600 gram daha vermişim. Yavaş yavaş iniyorum işte. Ama şimdi herhalde yediniz bir... Ama sabah kahvaltısı etmedim. Ha. O Ayşegül'ün şeyindedir o döner. Döner veriyorlar. Ha, o listenizde varsın şu anda. Evet, öyle haftada bir defa dönerim var burada. Tartılıktan sonra dönerim var. Peki bir şey diyeyim. Mesela Instagram kullanırken DM'ler var ya, mesajlar. Gelen mesajlara bakıyor musunuz mesela? Hepsine bakıyorum. Yazışıyorsunuz, karşı cevap veriyorsunuz. Yazışma yapmıyorum. Çünkü yazışma yapsam önüne geçemem. İlginç yazanlar var mı? İlginç teknikler İlginç yani eski resimlerimi atanlar var. Benim bilmediğim resimler, benim bilmediğim küçük filmlerimden şeylerim var. Dizilerden güzel videolar atıyorlar. Benim aram çok iyi onlarla. Geçtiğimiz haftalarda açık havada bildiğiniz üzere tiyatronun kavuğu vardı. Evet. Rasim Öztekin Şevket Çoruk'a verdi. Sizce siz bunu nasıl karşılıyorsunuz? Doğru bir hareket miydi? Şimdi bakın çocuklar, şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu ülkede biz tiyatrocular bir avuç insanız, tamam mı? Yani oradaki verilen ödüller, verilen kavuklar, verilen şeyler hiç tartışma olacak bir konu değil. Güzellikler bunlar. Öyle uygun görülmüş. Bunun seçicileri öyle uygun görmüşler. Şevket Çoruk çok değerli. Rasim Öztekin çok değerli. Dediğim gibi burada bir avucuz. Hiç verilen ödüllerin, takılan takkelerin hiçbir şeyini yani üzerinde konuşmaya değmez gibi geliyor. Alan da memnun, veren de memnun. Seyirci zaten her şeyi görüyor. Anlatabiliyor muyum? Onun için hiç önemli değil. Hiç ben ne haddime hiç öyle bir şey düşünmüyorum. Ben Rasim'e de yakışmıştı, şu anda Şevket'e de pek yakıştı. Dediğim gibi yani ben bunların böyle konuşulmasından yana değilim. Güzellikler olsun, alınsın, ödüller alınsın, insanlar mutlu olsun, ne bileyim insanlar emeklerin karşılığını alsınlar. Mesela bir Antalya Festivali olur, hep Antalya Festivali'den konuşulur. İşte şu duru da, o değerdi mi, o oldu mu, ona yapmayın bunu yani. Veya bir tiyatro ödülleri dağıtılır, muhakkak arkada. Güzellik bunlar, tiyatro ödüller dağıtılıyor. Bunun artık hani üzümün sapı ne denir, üzümün çöpü armutun sapı var diye düşünülmez. Güzellik bunlar, bu güzellikleri yaşayalım. Buyurun. Kavuk değil, takke diyorlar galiba da takkeymiş, namaz takkesi. Yok. O da... Kavuk başka bir yerde, bu takke verilmiş. Biz öyle geçiyor işte, kavuk geçiyor artık. Önemli olan onun manevi yayını yanı. Peki efendim, gerçekten tiyatroda üstadsınız. Yok sizin, canım estağfurullah. Sizin veliyatınız var mı veya hiç bırakmayı düşünmüyorsunuz? Yok canım öyle o kadar büyük gençler, o kadar güzel gençler, o kadar yürekli insanlar var ki. Hele bu her şeye rağmen tiyatro yapıyorlar yani. Sizin projeniz mi var? Vallahi şimdi işte bizim iki oyunumuz var. Kral 2 oyunluk var. Bir Maltepe Açık Hava'da oynuyoruz. Bir de Müsahipzade Celal'de oynuyoruz şeyde. Karşı tarafta Üsküdar'da. 8'inde ve 10'unda. Bekliyoruz herkesi. Bunlar zaten belediyenin organizasyonu. Sanıyorum davetiyeli veya bedava olacak. Bu pandemi döneminde 8'inde 10'unda bizim o kral oyunumuzu seyredecek insanlar. Bir de bu arada ayın 20'sinde Hoş Geldin Boyacını oynuyoruz. Biliyorsun 50 yılını aşmış sanatçılara saygı diye bir şey yaptılar belediye. Benim de 52 yıl oldu, ayıptır söylemesi. Onun için işte bana böyle bu son oynadığım oyunu orada oynayacağım. Yani 50 yılını doldurmuş sanatçılara bir saygı olarak sağ olsunlar. Böyle bir gece terk etmişler. Efendim yarım asır geriye baktığınızda hiç böyle bırakmayı falan düşündünüz mü? Asla. Yorulduğunuzu hissettiniz mi? Asla. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.